Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Çocukları parka getirdik. Bugün saatler geri alındığı için iftar bir saat daha geç oluyor. Biz de dedik o arayı değerlendirelim. Çocuklarla birazcık dışarıya çıkalım. Bugün de dışarısı 20 derece. Ilık ılık esiyor ama gene de 20 derece. Evde de çocuklarla durmak istemedik. Mehmet Ali de işten çıktı. O da geliyor şimdi. Arka tarafta Hifa da onu bekliyor. Şöyle gidiyoruz bakalım parka doğru. Annemlerin burada büyük bir park var. Dedik oraya gidelim biraz. Dede, ne varmış oğlum orada? Köpek mi var? Kaç hadi. Ne ya? Yusuf Selim. Köpek kulaklarına. Yusuf Selim'in de hiç sağ solu belli olmaz. Gider şimdi kuyruğunu muyruğunu sıkıştırır. Kaçıyor mu senden sürekli ya? Yazık. Aynen aynen. Aynen öyle. Yusuf Selim değil, Yusuf Selim'den ziyade ben. Gerçekten nefret ediyorum kumdan. Oraya mı bineceksin? Gel. Tamam çık hadi. Ama öbür taraftan gel. Ben sana yol göstereyim oraya. Gel oğlum. Nereye gidecek dedim? Şuraya çıkacakmış. Baba. Gel. Bak şurası. Oradan ya da buradan da çıkabilirsin. Gel. Hadi çık oradan o zaman. Adım at. Bir tane ayağı kaldır. Mehmet Emiş telefonumu bir tutsana şey. Şapkasını. Şapka. Burası çok esiyor. Ben seni çıkartayım mı oraya? İçerideki eve bir gir. Ne? Ev var ya burada, bir gir içeri. Gördün mü evi? Aha. Gel. Ha? Gel. Karınca var oraya. Aha. Gördüm. Evet gördüm. Bak şurada kaldı ama sen oraya çıkabilirsin. Su mu var kaydıran? Merhaba. Gel bakayım. Dikkat et. Suyun içine basma oğlum. Basmaz. Geç bakayım, yine çık oradan. Şuradan geç. Ne? Şuradan geç. Ne? Heh, geç, geç. Ne. Oradan mı geçeceksin? Yavaş. Hop yüzsüz düştü. Korkuyor be. Evet ya. Zayıf halka düştü. O
Ama senden ağır neredeyse. Hayır, onu hızlandırdın mı zaten, bir tarafa bir tarafa bir tarafa bir yere gidiyor. Arkadaşlar, park sefasından sonra şimdi geri eve dönüyoruz. Annemlerde iftar edeceğiz bugün. Ben dünkü yemeklerinden biraz getirmiştim. Biraz da ekleme yapar. Bugün iftarı annemlerde yapacağız. Mehmet Ali de geldi. Bugün biraz daha böyle sakin bir gün yapalım dedik. Gene sabah evi temizledim. Misafir sonrası temizliği ama yani evdeki bütün işlerimi hallettim. Öyle çıktım. Çamaşır makinemi de ayarladım. O da ben varmaya yıkanmış olur. Yani o yüzden rahatım bugün birazcık. Çocuklarla vakit geçirdik. Birkaç gündür de evdeydik. Yani çocuklar bir şekilde dışarı çıktılar ama ben çıkmamıştım. Biraz hava alalım dedik. Orada da eksik oğlum. Orada da eksik annem. Annenin evi değil annem orası. Ama yaklaştık. Bizimkiler de geliyorlar arkadan. Hadi gel. Yol var gene. Evet aslanım, şu iç taraf. Elini ver. Teşekkür ederim annem. Aha. Gel, bizimkiler gelene kadar sen şu tahtaya bir kere çık. Olur mu? Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım. Çık, hadi koşabilirsin şimdi tahtaya. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Çocuklar içerideler çünkü. Hifa'nın sürprizini hazırlayacağım arkadaşlar. Geçen günlerde de sizlere söylemiştim. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Bayram hediyesi. Biz normalde her sene çocuklarımıza böyle bayram, Ramazan-ı Şerif'te böyle günlük hediyeler alıyorduk. Bu sefer de dedik ki yani öyle de maliyeti çok az olmuyor. Çünkü oyuncaklar falan da koyuyorduk çocukların ikisine. Ama Yusuf Selim biraz sabırsız ve daha anlamıyor onu, yani beklemesi gerektiğini. Böyle biz yokken falan açıp kutuları içindeki oyuncaklara veyahut da çikolatalara bakıyordu. Bu sene de dedik ki öyle bir şey yapmayalım ama çocuklarımıza bayram hediyesini biraz daha güzel bir şey alalım. Biraz daha özel olsun. Çünkü Hifa'nın doğum gününde de çok doğum gününü arkadaşlarıyla evde kutladı ama hediye olarak çok böyle bir şey almamıştık. Çünkü hep niyetimizde bu vardı. Şimdi artık Hifa 3. sınıfa gidiyor ve okuldaki çoğu arkadaşı derslerini böyle tabletlerden yapıyormuş arkadaşlar. Ve Hifa da çok özenmişti. Anne ben de, benim de olsa falan böyle. Tabii şimdi bu yaş grubu bir de okullarda böyle artık herkese tablet dağıtıyorlar. Okulun tabletleri var. Tablet dağıtıyorlar ve oradan ders yapıyorlar. Çocuklar daha böyle heyecanlı, hevesli ders yapıyorlar. Biz de ne zamandır aklımızdaydı. Hifa'ya böyle bir hediye alalım dedik. Bayram çok güzel bir şey. Amaç şu anda bizim için. Onun için bir de Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutmak istedi. Hem dedik ona bir mükafat olsun. Ama sonradan Mehmet Ali bana dedi ki ben normalde sabırlıyımdır, bayramı beklerdim. Ama şimdi tam 2 hafta tatile denk geldi Ramazan-ı Şerif ve tam tatil bitiyor. 3 gün sonra bayram arkadaşlar. Yani bayramda açtığı zaman hediyesini hiç keyfini çıkartamayacak. Direkt okul, şu bu, stres derken hani hiç çocuk tabletini böyle keyfini çıkartamayacak. Onun için ben de Mehmet Ali öyle deyince bana da çok mantıklı geldi. Dedi ki bayramın işte tatilin son haftası verelim. En azından bir haftada tabletiyle oynayabilsin. Tüm takımını aldık arkadaşlar böyle. Tableti aşağıda, kutudaki tableti. Burada onun üzerinin kurma folyosu. Böyle de bir tane kap aldık. Yani böyle biz gerçekten Hifa'dan daha çok heveslendik. Mehmet Ali inanın 2-3 haftadır bu bizde duruyor. Mehmet Ali çatladı oldu. Ne zaman vereceğiz bir açalım diye. Dün akşam artık dedim ki aç aküsünü doldur. Çünkü şimdi dayanamazlar da yani, açınca da direkt kullanmaya başlasınlar. Babalarıyla şimdi bugün de evdeyiz. Akşam iftara davetliyiz. Babaları da evde. En azından Mehmet Ali ile beraber açarlar, oynarlar.
biraz içine keşfetsin falan dedik. Onun için şimdi Hifa'ya hediyesini vereceğiz. Tam sürprizken tam olsun dedim. Yani şimdi hemen ben bunları paketleyeceğim. Ondan sonra Hifa'ya vereceğiz. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Biz çok heyecanlıyız. Sabaha sabah ettik bakalım. Şimdi hemen paketleyeyim, ondan sonra Hifa'yı çağıralım. Arkadaşlar, Hifa'nın gözüne hoş gelebilecek şekilde böyle paketledim şimdi. Ve şimdi Hifa'yı çağıracağım ve Hifa'ya göstereceğiz hediyesini. Ama dedim şimdi sizlere de en son kapanışı yapayım. Hifa'nın canlı nasıl tepki verdiğini de göstereceğim sizlere. Ama burada şimdi veda edeyim sizinle. Onu da arkasına eklerim. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli günler diliyorum. Bıçak versene, bir tane onu öyle açamam. Das ist schwer. Wow. Wow. Wie cool. Ah, Mann. Mann. Das will ich gleich aufmachen. Das ist schön. Onun folyosu yok kızım. Hey, Band var. Tamamen açabilirsin. Soşası şöyle. Aşkım. iPhone'u hier halten und hochziehen. Zieh das nur hochziehen. İki taraftan tut. Evet. Orada bak, bir tane ip var. Onu kaldırdın mıydı, çıkıyor. Ha? Baba yardım etsin sana. Aber das ist nicht das Stift. Doch, das ist das Stift. Mama, das ist ja auch auf, was da drin ist. Doch, das ist das Stift, Papa. Wie alt war Kim Banjo? Ah, da, Dings. Oh. Duymuştum. Mehmet Ali, akku çıktı mı içinden? Çıktı. Ah, süper. Mehmet, kullanmak istiyorum. Bas bakayım, belki olur. Dur, onları onu çıkartmasaydın. Şutz olarak dursun üzerinde. Tamam. Ama neyse, tamam artık. Ah, tamam. Evet, o da kaplasın. Bu da kalem mi? O kalem de senin olabilir Yusuf, senin. Evet, o da senin belki. Olsun. O da senin. Wow, bir şey daha var sanki. Böyle bir şey. Evet, o senin olabilir oğlum. Ist das eine SIM-Karte? Nein. Das öffnest du da, wo die SIM-Karte ist. Ah. Şimdi onun devamını istersen babayla yap. Üstünün şutsunu falan yapıştırın. O şutsunu sen yap. Teşekkür ederim. Bayıldım. Ay! Anne, etrafındaki wow. Şu şey ben çok bakayım. Güzel. Galaksi. Hifacığım, şimdi verdik ki bayramdan önce birazcık keyfini çıkart bu bir hafta diye. Babayla biraz... Sonra ödevim oluyor, okulum oluyor, öğrenciyim. Aynen. Babam, evet, şimdi de... kablo. Çok komik. Artık her zaman...
kazanma olduğunda onun da oynarım. Evet. Aynen öyle. Bunu evet arkadaşlar, çocuk mutlu, anne baba mutlu. Bizlerden bugünlük bu kadar.